musunuz? Okuyayım mı hocam başlığını? İmparatorluktan Cumhuriyete, Selanik'ten İstanbul'a Terakki Vakfı ve Terakki Okulları 1877-2000. Evet, şimdi bugün de konuşacağız. Şu kitabı tekrar konuşacağız. Hangisidir hocam? The Dönme. The Dönme. Mark David Bayer. Bakın. Burada Bayer görüyorsunuz. Ben size bilgi vereceğim. Biz bu İbrani yazılışı. Biz Bayer'i Türkçe Bayer yazarız. Bayer. Ancak 1930'lu yılların ortasında çıkan soyadı yasasında Bayer adını almak isteyenlere pek çok nüfus memurluğu o soyadı vermedi. Çünkü Bayer dedi İbranilerin adıdır. Onun için size gelin Bayer verelim dedi. Bayer. Evet. Bayer da buna çok yakındır. Şimdi Celal Bayar'ı mı anayım? Şimdi ben. Celal Bayar ayrı. Hayır mesela. Celal Bayar ayrı. Celal Bayar kendi aldı. Ben başka bir şey söylüyorum. Peki. Ha şimdi soruyor. Bu Şişli Terakki'nin resmi tarihidir. Biz yepyeni bir bilim geliştirdik. Bu bilimde sabateistleri ortaya çıkarttık. Hiç de kötü değil. Şiarın cenazesinde çok sevgili bir arkadaşım bana şunu söyledi. Yalçın dedi, çok iyi oldu programda dedi. Bu cumhuriyeti kuranların çoğu sabateistlerdir dediniz dedi. Ben bunu 100.000 defa söyledim. Benim sabateistlerle hiçbir yolu, çok da seviyorum onları. Şunu da söylüyorum. Sabateistler olmasa biz bu cumhuriyeti kuramazdık. Şunu da söylüyorum. Sabateistler bizim bütün serveti fünündeki, şuradaki, buradaki bütün büyük yazarlarımız sabateisttir. Onlar bu toprakların adadır. Bizim söylediğimiz başka bir şey. 1967'den sonra bu topraklara sadakatini kaybedip kalpleri İsrail için çarpanlardadır bizim söylediklerimiz. İkincisi, sadece gizli örgüt gibi en ileri yerlere hiçbir kabiliyetleri olmamasına rağmen bunların gelmesidir. Biz bunu çıkartıyoruz. En solcu, en halkçı yaptığımız şeyler budur. Ha bu kitap. Şimdi bizim iki tane benim geliştirdiğim bu bilimde 2-3 tane ispat yolumuz vardır. Bir tanesi Şişli Terakki'de okuyor musun, okumuyor musun? Ha. Ve geliştirdiğimiz bilim de ayrıca ihtimali bir bilimdir. Biz hiç bilemeyiz. Yani çok büyük bir ihtimalle öyle diyebiliriz. Bugünlerde de Celal Şengör, Profesör Celal Şengör. Ben sapateistim demiş, ailem sapateist. Çıkmış gazetelerde. O çok enteresan bir şey var orada hocam. Ha. Sefa Kaplan'la yaptığı röportajda söylemiş. Sefa Kaplan bir 10 sene kadar önce Soner Yalçın'a size demediğini bırakmamıştı. Antisemitist demişti. Bunları açma. Konuşacaklarımız çok. Ha. Onun üzerinde de herkes söylemiş. Yalçın Hoca bunu bize zaten söylemişti. Ben de şimdi diyorum, ey kavmi Türk, beni taşladınız. Ben size aslınızı gösterdim. Ben sabateistleri özgürleştirdim. Daha ne istiyorsunuz? Bakın şu kitaba geleceğiz bu kitap. Şimdi yakında çok büyük bir ihtimalle Doğan Yayınları'ndan çıkıyor. Bu kitaptan okuyacağım. Bu kitapta Mustafa Kemal'in bir Yahudi devleti kurduğuna dair ibareler var. Biz bunlara karşı çıkıyoruz. Bunları okuyacağız. Beştaş oynamıyoruz. Ha gelelim. Doktor Cavit'e. Sizin Şiar Yalçın diye bildiğiniz insan Osman, nereye koydum onu? Ha şurada da cenazesinde Osman Şiar Yalçın, meşhur Maliye Nazırı Cavit Bey'in oğludur. Burada tarih. Cavit Bey'in oğludur. Cavit Bey'in en yakın arkadaşı Hüseyin Cahit Yalçın'dır.
nahak yere, nahak yere idam edilmiştir. Şu kadar suçu yoktur. Ha, bunu niye söylüyorum? 100.000 defa söyledim. Cavid'in hiçbir suçu yoktur. Şimdi bir takım adamların yaptıkları gibi. Menderes asıldı diye o döneme İsmet Paşa'ya hepsine küfür mü edeceğiz? Her devrimde bu olur. O Cumhuriyet devrimde de, Fransız devriminde de pek çok insan hiç hak etmediği zaman idam edilir. Maliye Nazırı Cavit ve benim Türk tarihinde, Türk devrimci hareketinde en çok sevdiğim Doktor Nazım 1926'da Ulucanlar'da asıldılar. Doktor Nazım Tevfik Rüştü Aras'ın bacanağıydı. O gün orada bir balo vardı. Dans ettiler. Benim kitaplarımda var, içim yanar. Bu Türkiye'ye İbrani'ydi. Ama Türkiye diliydi. Bu topraklar için çalıştı. Bu devrimleri yapmak için çalıştı. Nahak yere idam edildiler. Onları da yazan benim. Şimdi devam et, geleceğiz oraya başkalarına da. Ben size buraya bunları hamallık yaptım, getirdim. Neyi getirdim? İşte. Bugün ölümünü şiarın arkadaşımızdı, solcuydu. Bir ara solculuk yaptı. Sonra çekildi bir kenara, savcıydı. Çok parlaktı. O parlaklığını göstereceğim şimdi. O parlaklığını Cumhuriyet Gazetesi'nde bilmece, Biriç ve bilmece yaparak evet. Gitti. Zaten cenazesinde de daha çok Biriç severler vardı. Ne acı. Bakarsın. Şurayı görüyor musunuz? Girelim çocuklar oraya. Girelim. Bu işte kadar girelim. Gir. Güzel. O sevdiğimiz evet. Şiarın babası Maliye Nazırı Cavit. Şişli Terakki Okulu'nda müdür. Şişli Terakki'de müdür. Ve zaten bizim Osmanlı tarihimizde, Cumhuriyet tarihimizde pek az insanı deklare eder, dönme der. Ben kibarlık olsun diye onları sabateist olarak çevirdim. Dolayısıyla bunu da bu şekilde... Birileri sizin kadar kibar değil, dönme diye kitap yazıyor. Aa, ama dışarıda da öyle konuşulur. Onlara geliyoruz. Peki. Evet. Şimdi böylece iki büyük dostumuzun, biri büyük şair, biri büyük bir adamın oğlu ve kendisi de çok sevdiğimiz... İki büyük ölümümüzü andık. Andık. Peki. Başka bir açıdan bakalım şimdi.